Bu işte bir tezgah. Kim öldürdü lan bu evi? O kadar yakın olduklarını bilmesen Çakır vurdu diyeceğim. Ne fark eder ki patron? Kim öldürdüyse öldürdü. Herkes bizim öldürdüğümüz düşünüyor. Fark şu. Emmi'yi kim öldürdüyse ya Çakır'ı ya beni öldürmeyi deneyecek. Birisi oyunu kurdu. Sehpaları hazırladı. Emmi'yi geçirecek boyunu. Efendim. Buyurun efendim. Evet efendim. Evet efendim hemen. Bakalım garajı kimin için hazırlanmış. Bana bak, yazıhanede nakit bırakma. Milleti de tembihle, bir süre buralarda yokuz. Peki patron. Rahmetli elini silahına bile atmamış. Anlamak mümkün değil. Var bu işte bir fırıldak. Alo. Peki efendim. Al bir fırıldak daha. Bir yere kadar gitmem gerekiyor. Yapacağım görüşmeden sonra fırıldağı da çözeceğiz. Belki bir iz bulup mevzuyu da çözeceğiz. Sen burada beni bekle Can Polat. Seninle en son görüşmemizde Şevku, sana olay çıkarmamanı söylemiştim. Sen gidip ne yaptın? Çakır'ı ve Emmi'yi öldürmeye kalktın. Bize bunun sebebini anlat. Emmi kendi mekanında bana hakaret etti. Adamımı öldürüp ayaklarımın önüne attı. Çakır'la aramda bir sorun yoktu. Ama Çakır da akrabalarımdan haraç kesip bana hakaret etti. Ben de bu hakaretlerin altında kalmayacağımı gösterdim. Doğru mu bu? Yalan.
Emmi'nin mekanına racon kesmeye gitti, ağzının payını aldı. Bana durduk yerde haraç kesti, ben de ona aynı şekilde karşılık verdim. Yaptığı kahpelik yanına kar kalmadı, yine kalmayacak. Kahpelik yapan sensin, sensin, sensin. Kesin şu iddialaşını! Sizi son kez uyarıyorum. Buradan barışmadan çıkarsanız ve sağladığımız bu barışa sadık kalmazsanız bu aleme ibret, ikinizi de yok ederiz. Biz her dengeyi gözetmek zorundayız. Şu anda içimizdeki bir savaş hepimizi etkiler. Kimse bizim iznimiz olmadan bizim kurduğumuz dengeleri şahsi nedenleriyle bozup yerle bir edemez. Olan oldu, ölen öldü. Bu dakikadan sonra olacağı da, öleceği de biz belirleriz. Şimdi barışın.